Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Ece Füsör'de yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz senaryoda biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği Soğuk Savaşı kazansaydı ne olurdu fikriyle hazırlanmış bir senaryoyu oynamıştık. Ve 2 bölüm sürmüştü. Bu senaryoda ise Almanlar 1. Dünya Savaşı'nı eğer kazansaydı ne olurdu fikriyle hazırlanmış bir senaryo efendim. Ve bu senaryoda Almanlar ile oynamaya çalışacağız. Eventler falan var. Bir ufak göz ucuyla baktım. Bakalım hep birlikte İnceleyeceğiz, bakacağız ve seri yapacağız bu senaryo ile. Şimdi ufak bir bakalım öncelikle başlamadan önce. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun burada durduğunu görüyoruz. Şimdi bu modun daha öncesinde ben gördüm. Earthfire'ın 4 modu var normalde. Oradan buraya uyarlanmış. Ama benim hatırladığım kadarıyla o modda mesela Ukrayna falan Alman vasalıydı ve Nazi Almanyası yoktu. German Empire, Alman İmparatorluğu vardı ama burada biraz daha değişik anladığım kadarıyla. Burada bir İtalya görüyoruz. Faşist bir İtalya. Ve güneyinde Napoli Krallığı görüyoruz. Bulgaristan bayağı bir büyümüş. Osmanlı İmparatorluğu bir kazanım elde edememiş savaştan. Sadece şurada ufak bir Kuveyt'i almış diye görüyorum. Onun dışında biraz İran topraklarından almış sanki. Ufak bir oradan değdirmiş. Onun dışında burada bir Mısır Krallığı var. Özgür bir Mısır Krallığı var. Şöyle baktığımızda Alman Güneybatı Afrika'sı var ama Almanlara bağlı değil. Burada Komünist Fransa şu anda hakim. Topraklarından ufak bir parça kaybetmiş Almanlara. Burada Büyük Britanya Krallığı var. İrlanda'yı tamamıyla kaybetmiş durumda olduğunu görüyoruz. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Ruslar tarafına geldiğimizde ise Ruslar tamamıyla bayağı bir kötü durumdalar. Başka bakalım, Çin tarafında Çin bu şekilde. Japon İmparatorluğu yine büyümüş durumda, savaştan bir şey kaybetmemiş. Almanlar oraya uzanamamış. Burada bir Endonezya var. Gördüğünüz gibi devletler bu şekilde. Abi biz de bakalım Almanya'nın gözünden bu senaryoyu oynamaya çalışacağız. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz, abone olarak bana destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yani bu senaryoyu ben Kaiserslautern'da da gördüm. Kaiserslautern'da dedim zaten, burası Kaiserslautern. Heart 4'te de gördüm. Şu Avusturya'nın nasıl dağıldığını anlayamadım abi. Ya Almanların kazandığı bir savaşta Avusturya Macaristan İmparatorluğu niye dağıldı? Yani Macaristan hala büyük, Avusturya böyle. Ben bunu çözemedim. Onu anlamadım ama illa bir sebebi vardır. Bir hikayesi var şu Kaiser'ın ama ben okumadım. İtalyanlarla müttefik olarak başlıyoruz. Herhangi bir vasalımız falan yok. Ben bu arada Nazi Almanya'sının Alman İmparatorluğu yapmaya çalışacağım. Önce Weimar Cumhuriyeti. Daha sonrasında şurada bir toprak var sadece. Buraya aldığımızda Alman İmparatorluğu olabiliyoruz. Teknolojik olarak çok iyi durumdayız. Hemen onları bir kullanalım. Zaten geliri görüyorsunuz abi. 75 binlik bir gelirimiz var. Harika. Hemen basalım bunları. Ekonomi büyümesine vereceğiz ve geri kalan kısmı da yönetime vereceğim. Eğer kalırsa ki kaldı. Geri kalan kısmı da vergiye ve üretime bölüştürelim. Araştırmaya hiç vermedim. Çünkü zaten araştırmada zirvedeyiz abicim. Verecek bir şey yok yani. Verecek bir şey yok orada. Şimdi direkt buradaki orduyu hemen Avusturya sınırına dizeceğim. Çünkü yakın zamanda Avusturya ile savaşa gireceğiz. Burada Hitler Konferansı savaş planını hazırladı diyor. Hazırlasın bakalım Hitler kardeşimiz. Yine bir savaş bitti, bir savaş başlıyor. Hemen askerler basalım. Burada Avusturya ile birden event yoluyla savaşa giriyoruz abi. Şu anda girdik. Topraklarına da hücum edebiliriz. Biraz asker basacağım. Şöyle biraz asker basalım. Bu ordu yetiyor Avusturya için ama daha da biraz daha fazla ordu basmak istiyorum başka savaşlar için. Şimdi hızlıca bakalım Avusturya'ya doğru ilerleyeceğiz. Ve Avusturya'yı yenmeye çalışacağız. Amacımız şu anda bu Avusturya'yı yendikten sonrası. Kolay abi, ondan sonrasında bir Çek savaşı gelecek. Akabinde ise kime ilan ediyorduk şu anda hatırlayamadım. Bir şeyler oluyor abi. Yani şu anda bu Avusturya'yı yenmemize Fransa ve şey sinirleniyor. Fransa ve İngiltere. Onlar bize şekil şukul yapıyorlar. Bu arada İtalya'da daha sonrasında Napoli krallığını alıyor diye hatırlıyorum. Bakalım göreceğiz. Hep birlikte oynayarak göreceğiz abi. Şöyle ilerliyoruz. Almanlar olarak tüm Alman ırklarını birleştireceğiz hocam. Artık tüm Alman ırklarının tek lideri, yegane lideri biz olacağız abi. Şöyle hemen Avusturya'yı çıkaralım hocam aradan. Bir event geldi galiba az önce, ben direkt geçtim. Problem değil. Hemen şöyle halledelim. Gördüğünüz gibi ha şu anda geldi. İngiltere ve Fransa Avusturya'nın işgaline sert tepki verdiği ilişkimiz düştü onlarla.
Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be. Onlar bize ne yapabilir? Burada ordularımız da var. Bu orduların da derhal Berlin'de toplanmasını istiyorum. Olası bir Fransa savaşı için daha da fazla ordu basacağız. Elimizde sürekli ordu bulunacak abi. Sürekli taze ordular bulunması gerekiyor. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Sadece ufak bir göz ucuyla baktım. Modda ne var, senaryoda ne var tam bilmiyorum. Bu arada senaryonun indirme linkini bulursam, ben çok önce indirmiştim, size de atarım abi. Videonun açıklama kısmına koyarım. Koymadıysam bilin ki bulamamışımdır abi. Bulursam ama koyarım. Bayağı önce indirdiğim senaryolardan biri çünkü. Hemen şöyle ordu basalım. Biraz daha ordu takviye edeceğim. Bunun sebebi neyle savaşacağımızı bilmiyoruz abi. Bir Çek Savaşı geleceğini söyledim zaten sizlere. Çek Savaşı için de hemen hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle ordularımı dizmek istiyorum hemen Çek sınırına. Ve buradaki 60 bin kişilik ordunun da hemen şöyle Çek sınırına gelmesi gerekiyor. Büyük Çek Savaşı gelecek abi. Ben bunu biliyorum ve asker vermeyecek orada bize. Hemen hazırlıklarımızı yapmış olalım biz de. Hazırlıksız yakalanmayalım hocam. Şöyle gel abi sen de Viyana taraflarına ve Amstetten'e. Burada Avusturya topraklarını Çek'e karşı koruyacağız. Daha doğrusu koruyacağız değil, daha fazla ileriye gideceğiz hocam. Çek'i alacağız. Planımız şu anda bu. Yakın dönemde savaş ilan edilecek. Bu arada bizle ilişkileri, münasebetlerini bozan devletler var. İtalya, Napoli Krallığı ile savaşa girmiş. Orada bir şeyler yaşıyor. Fransa bizle diplomatik münasebetlerini bozsa da İngiltere ile şu anda iyi durumdayız. Evet, İngiltere-Fransa ittifakı kuruldu diyor. Onlar bizim için bir tehdit. Tabii ki de bir tehdit. Ama bir kere yendik, bir kez daha yeneriz hocam. Bir kere yendik, bir kez daha yeneriz. Yani onlar bizim için bir tehdit değil aslında. Kim lan onlar bizim karşımızda? Biz koskocaman yüce Alman halkıyız yani. Onlar bizim karşımızda hiçbir şey. Mallara yatırım yapacağım bu arada mod boyunca sadece. Evet, Çekya'yı almamızın zamanı geldi. İşgal etmemizin zamanı geldi diyor. O zaman edelim abi. Madem zamanı gelmiş, o zaman yolcu yolunda gerek. Hemen Çekya'yı işgal etmek için derhal ordularımızı ileri harekata yolluyoruz. Hemen gidecekler, tüm Çek topraklarını bize getirecekler. Daha sonrasında dediğim gibi ben Alman İmparatorluğu yapacağım hocam devletimizi. Eğer Fransızları yenebilirsek, o güce ulaşabilirsek yapacağım. Ama güce ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız orasını bilmiyorum. Orasını bilmiyorum abi. Şöyle. Güzel. Daha sonrasında burada Slovakya'yı direkt bize ilhak edecek. Mod. Aynen etti de zaten. Hemen şöyle buradan bir ordu daha gelecek. Bu ordular da geldi. Biraz nüfusumuzu arttırdık. Biraz daha arttırmaya devam edeceğiz ama şu an paraya ihtiyacım var. Bu toprakların ne olması gerekiyor efendim? Asimile olması gerekiyor. Bana daha fazla katkı sağlanması gerekiyor. O yüzden de bu toprakları asimile edeceğiz. Yeni aldığımız ve asimilasyonları %100 olmayan buradaki Avusturya topraklarını falan da tamamıyla asimile edeceğiz. %100 seviyelerine gelecek hocam bunlar. Bunlar %100 seviyelerine gelene kadar bize rahat yok. Bunları yapacağız. Bu arada tekrar söyleyeyim dostlar, videolarım hoşunuza gidiyorsa, yani YouTube algoritmasının bizi daha fazla ön plana çıkarması için aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Daha çok destek olmak istiyorsanız kanala katılabilirsiniz sadece 5 liraya. Bunları söyleyeyim. Aha, İngiltere bizi son nasıl lan? Kardeşim sen kimsin lan bizi uyarıyorsun? Hayırdır oğlum? Oğlum İngiltere'yle ben ittifak bile olabilecek ilişkiye sahibim yani. Bu adam beni uyarmaz abi. Bu adam beni uyarmaz. İngiltere kardeşim de aramı bozmaya çalışmıyor. İtalya bu arada Napoli'yi yenmiş. Aha, birileri bize savaş açtı. Brezilya anlaşma yollayalım. Bir de Alman Güneybatı Afrika'sı. Evet, Alman Güneybatı Afrika'sı ama benim yönetimimde değil. Yani öylesine Alman Güneybatı Afrika'sı hocam. Ve French Commune'den şu anda askeri erişim izni almış durumda. Alman Güneybatı Afrika'sı bizi bayağı bir yıpratacak gibi gözüküyor. Çünkü askeri erişim aldı ve buralarda ordu getirecek. Bize saldıracak abi bu. Biz buradan o zaman seri seri ordu basımları yapmamız gerekiyor. Hocam, o adam benim niye vasalım değil? O adam benim niye vasalım değil? Vasalım değil, bana niye saldırıyor? Oğlum Alman Güneybatı Afrika'sı lan adamın adı. Adamın adı bile Alman Güneybatı Afrika'sı yani. Biz o adamla niye savaşıyoruz hocam? İlginç bir detay. Osmanlı da bize şu anda hakaret etmiş. Osmanlı ne yapacak ona da bakacağız bu arada. Hani biz şu anda evet bu şekildeyiz. Kendi gözümüzden bakıyoruz olaya, Alman gözünden bakıyoruz. Ama tabii ki de bu gözden bakarken diğer devletlerin de durumlarını da incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Osmanlılar. Onlara da bir bakalım. Almanlar
Savaş kazansaydı Osmanlılar da ne olurmuş bakalım bu moddan en azından. Nasıl belirtiliyor onlara da bir bakacağız tabii ki. Şu anda Osmanlılarda pek bir şey olmadığını biliyorum ben görmüştüm zaten ufak bir oynadığım için biliyorum az çok. Bakacağız. Şimdi Osmanlılarda durum nedir? Osmanlılara bir bakalım. Azerbaycan'la sıcak ilişkiler kurmuşlar. Bizim ise çok iyi ilişkilerimiz yok. Liderlere bakmayın abi. Liderler olmadığı için bu şekilde. Osmanlı'nın lideri mesela Mustafa Kemal Atatürk olarak gözüküyor. Onlar normal abi. Onlara çok fazla bakmayın. Şu anda Osmanlı'nın durumu bu şekilde. Pek fazla bir şey yok. Sadece savaştan kazanım olarak Kıbrıs'ı almış. O da Kıbrıs zaten anlaşmalarla Osmanlı'nın elindeydi ama İngiltere'nin ilhakı oluyor biliyorsunuz. Adayı. Sadece orayı geri almış. İngiltere de şu anda İrlanda'yı geri almış durumda. Fransızlar pek bir şey yapmıyor gibi. Yapmasınlar da. Biz de İtalyanlarla öyle dostuz. İtalyanlara ne kadar güvenilirse o kadar güveniyoruz biz de. En fazla bir İtalyana ne kadar güvenilirse o kadar güvenmeye çalışıyoruz. Ve biri bize çıkarma attı ve bu biri kim abi biliyorsunuz. Alman Güneybatı Afrikası. Evet. Hangi hatle bilmiyorum ama bana bunu yaptıysa bedelini öder abi. Şimdi benim ordu nerede? Daha gelmedi mi? Aa, buradan da gelebilir. Buraya da biraz ordu takviye etmem gerekiyor. Oradan da gelebilir. 10.000 buraya hemen takviye yolla. Oradaki Alman Güneybatı Afrika'sında saldıracağız hemen. Bizim topraklarımıza çıkarma attı alçak hain. Hemen halledelim kendisini. Ne kadar ordusu var bilmiyorum ama bu kadar orduyu yeneriz diye düşünüyorum bu kadar orduyla. Ne kadarı varsa artık. Burası French Commune'unmuş. Hayırlısı be gülüm. Hallederiz abi. Bizim yenemeyeceğimiz kim var? Kimse yok bence. Şu an için en azından kimse olmadığını düşünüyorum ama tek bir problem var. Asker erişim izni alıp bana kaçak saldırıyor abi. Kaçak saldırması biraz problem. Anlaşmayı yapalım bence. İki tarafta kayıplar verdi oldukça fazla. Ama o ben daha henüz yeterince kayıp vermedim diyor. Hayırlısı abi. Sen öyle diyorsan biz devam ederiz. Yani biz savaşırız. Problem yok bizim için de. Ben onu düşünmüştüm. Ama düşünmemek gerekiyormuş. 30 bin, 20 bin. Şuralara biraz daha takviyeler gönderelim. Hadi gel de saldır bakalım. Bolca saldır bana. Neler yapabiliyorsun bir görelim yani. En sonunda anlaşma yapacaksın. Çünkü benim oradaki ordumu delmen mümkün değil. Bak 80 bin kayıp vermiştin. Lan Alman Güneybatı Afrikası ile savaşıyorum. Benim şu anda İngilizlerle falan savaşmam gerek abi. Benim şu anda İngilizlerle falan savaşıp onlarla uğraşmam gerek ama savaştığım devlet Alman Güneybatı Afrikası abi. Yani kardeşim biz aynı davanın aynı şeyinin neferleriyiz yani. Biz aynı davanın askerleriyiz. Niye ben Alman Güneybatı Afrikası ile savaşıyorum şu anda abi? Çok saçma. Ama halledeceğiz. Onları da alacağız. Yeniden tabiyetimiz altına alacağız tabii ki de. Ama şu anda onları almaya yönelsem çıkarma atar. Bu sefer fası bizden koparır. Yani iki ucu şeyli değnek. Anladınız siz. Biraz sıkıntılı. Ama problem değil. Ben şu anda kendimi bu arada Fransa ve İngiltere savaşına hazırlanıyorum. O yüzden de biraz çok da fazla uğraşmak istemiyorum buradaki arkadaşımızla ki 120 bin kayıp verdirmiş bize. Sonunda anlaşmayı yaptı. Yani 120 bin kişilik devasa bir kayıp verdirmiş bize. Çok büyük kayıp hocam. Bizim devletimiz için çok büyük bir kayıp. Ama problem değil. Halledeceğiz. Şimdi biraz yatırım yapmak istiyorum ben. Yatırım dediğim olay da mallara yatırım. Nüfusun artması gerekiyor çünkü devletin şu anda şehirlerinden çok az asker çıkıyor. Yani diğerlerine göre iyi ama yine de yetersiz abi. 6 bin falan en aşağı 10 bin olması gerek abi. Bir topraktan çıkan şeyin. Aha. Abi Polonya Savaşı'na giriştik birden. Oğlum bari bana bu hazırlanma şansı vereydin. Polonya Savaşı nereden çıktı birden ya? Hocam bari hazırlanma şansı verseydin de ben de hazırlanaydım yani bari. Şimdi bu savaş birden nereden çıktı kardeşim? Biz barışçıl bir devletiz ya biz. Almanları siz savaşçı falan mı sanın? Hocam biz barışı düşünüyoruz hocam. Bizim işimiz gücümüz barış ya. Medeniyet ya. Ayıptır ya böyle savaş mavaş nedir ya? Hocam savaş neymiş ya? Biz savaş falan savunmuyoruz ha. Biz Almanlar olarak yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi adına barışı düşünüyoruz abi. Ama bunlar bizi saldırgan gösteriyorlar. Bu alçaklar bizi saldırgan gösteriyorlar. Bunlar bizi diğer devletlere işgalci gözüyle baktırıyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz Alman halkı olarak kesinlikle savaşmamış yok abi. Biz bilmeyiz ki savaşmayı. Bizim işimiz. Biz dünya savaşı falan da çıkarmayız hocam yani.
Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi biliyorsunuz yani suikast yüzünden çıktı. Bizimle hiçbir alakası yok. Yani bizim zaten savaşmak gibi bir niyetimiz yoktu. Zorunda kaldık. Savaşmak zorunda kaldık. Mecburi olarak zorunda kaldık. Yoksa savaşmazdık biz yani Almanlar olarak. Mecburi maalesef yani. Çok zorunda kaldığımız için ancak savaşa girdik. Yoksa hayatta yani. Yoksa hayatta girmezdik. Ayıp ettiler. Bizi gittiler böyle hazırlıksız Polonya Savaşı'na soktular ama problem yok. Hallediyoruz. Hallediyoruz abi. Allah'tan Polonya'da güçlü bir ülke değil de rahat rahat çözüyoruz şu anda sıkıntılarımızı. Şöyle ilerleyin. Ama yani ne olursa olsun bizi saldırgan bir ülke olarak göstermeleri hoşuma gitmedi yani onu söyleyeyim. Bizim bakın şurada ne yazıyor arkadaşlar? Saldırgan olmadığımızı buradan görebiliriz. Bak ne yazıyor burada? Demokrasi götür. Değil mi? Demokrasi götür yazıyor. Bak savaş ilan et falan var mı abi? Yok. Biz yani şey bir ülke olsaydık savaş ilan et yazardı orada yani. Savaş ilan et yazardı. Ve biz de savaş ilan ederdik. Ama yok bizde ne yazıyor abi? Demokrasi götür. Bakın oradan bile ne kadar barışçıl bir ülke olduğumuz gözüküyor. Polonya'yı da şöylece almış olduk. Hemen buradaki ordularımızı da derhal birleştirdim. Polonya savaşı bitti ama aldığımız toprakların asimilasyonları hala sürecek. Onları bir yapmam gerekiyor. Buradaki dostlarımız, kıymetli dostlarımız da hemen şey yapalım. 370 bin kişilik ordum var. Ya ben bu kadar bakmadım. Polonya Savaşı'nı da görmemiştim hatta. Ama şey buraya savaş ilan edileceğini düşünüyorum hocam. Fransızlara. O yüzden orduyu gönderiyorum oraya. Bakalım düşünüyorum abi. Muhtemelen Fransızlara savaş açılacaktır yani. Ya Almanlar ve Fransızların savaşmadığı nerede görülmüş abi? Adamlar 1000 yılda kaç kere savaşmıştır belki yani. Nerede görülmüş savaşmadı hocam. Kesinlikle bir Alman-Fransız savaşı olacağını düşünüyorduk ama bir İspanya savaşı geldi şu anda. İspanya ve şey savaş. Aha İtalya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ediyor. Kardeşim. Sen bilirsin. Sen bilirsin kardeşim. İtalyanlarla Osmanlılar savaş haline gelecek. Biz de Osmanlılarla ilişkiler kurmak istiyoruz. Şimdi bizim muhtemelen aha dünyayı fethetme zamanı diyor. Savaş aha açtı. Vallahi açtı. Tam ben savaş açacaktım. Bak, tam ben savaş ilan edecektim şeye. Fransa'ya. Çünkü İspanya ile savaşa girdiler biliyorsunuz. Tam ben açacaktım. Ama ve lakin beni beklemeden hallettiler hocam. Event yoluyla girdik savaşa. Şimdi buradaki şeylerimizden asker basmam gerekiyor tamamıyla. Buralardan asker çıkaralım. Asla bir problem olmasını istemiyoruz. Elimizde şu anda 600 bin kişilik bir ordu var. Bu ordu umarım yeterli olur. İngiltere'nin çok güçlü olmadığını görüyoruz ama Fransa epey fazla toprak hakimi bir devlet. Ve o biraz bizi zorlayabilir gibi gözüküyor. O yüzden oradan seri seri fazlaca asker basmam gerekecek. Umarım zorlamaz. Fransa'nın en böyle bereketli olduğu yerler, en güzel verimli toprakları neresi? Onlara da bakmak istiyorum. Bakacağız ki Fransızları daha rahat yenelim, değil mi? Şimdi bakalım Paris'tir. Cezayir'de evet bayağı bir hakimiyet söz konusu. Barcelona Büyük Britanya ile birlikte orada işgal ediyorlar. Alçaklar. İspanyolları işgal ediyorlar. Bu kesinlikle böyle bir duruma müsaade edemeyiz hocam. Bizim bakın barış öyle barışçıl bir devletiz ki dünya barışını korumak adına şu anda bunlar İspanya'ya savaş ilan etti diye biz savaş ilan ettik. Yoksa başka hiçbir sebebi yok. Biz barışı korumak adına barış korumayı kendimize görev belirlediğimiz için şu anda savaş ilan ettik. Yoksa neymiş toprak fethetmek içinmiş falan bunlar tırt abi. Bizim işimiz gücümüz yok toprak mı fethedeceğiz? Bizim zaten dünyanın en güçlü devletiyiz. Dünyanın en iyi topraklarını Alman topraklarına sahibiz. Yani bunlar sadece Fransız ve İngiliz propagandalarıdır. Biz tamamıyla şu anda dünya barışını korumak için, saygıdeğer İspanya devletinin sınırlarını güvence altına almak için çünkü onların toprakları, başka bir devletin o toprakların üzerinde bir hak iddiası olmadığını düşünüyoruz özellikle de Fransızların. Onların topraklarını korumasına yardım etmek adına yani girdik şu anda. Başka hiçbir sebebi yok. Başka hiçbir sebebi olamaz da zaten. Biz öyle bir devlet değiliz. Bizi bilen bilir. Almanya devletini bilen bilir hocam. Kesinlikle Fransız sömürgelerine el koymak için veya İngiliz sömürgelerine el koymak için falan hayatta değil. Hayatta değil.
Hindistan falan zaten yok olmuş durumda. Şu an İngiliz sömürgesi yok da Afrika hala tamamıyla Fransız hakimiyetinde. Biraz sadece o bizi üzüyor. Oradaki milletlerin de kendi kaderlerinin artık kendilerini belirlemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Onlara da yapacakları bir plebisitle kendi kaderlerini, kendilerini seçme hakkını vereceğiz. Tabii ki de bu plebisitte Alman halkını seçeceklerini de düşünüyoruz. Yani biz hariç kimi seçecekler hocam? Bizle yaşamayı seçeceklerdir diye düşünüyoruz. Yani Afrikalı halkların daha da ekonomik olarak iyi durumlara gelmesi için bunları yapacağız. Hadi bakalım. İlerliyoruz şu anda, Fransız topraklarını alıyoruz da. Oy 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 oy. Kim girdi savaşa? French Commune. French Commune'in mi bayrağıymış lan o? Ne değişik bayrak lan. Romanya falan bayrağına benziyordu. Harbiden değişik bayrak. Dur bakayım şöyle bir göreyim. Yok abi, benzemiyormuş. Şu ortadaki simge biraz renkleri yanılttı. Yoksa bir benzerlik durumu söz konusu değil. İlerliyoruz bakalım. Afrika'da şu anda bize saldırıyorlar. Oradaki hakimiyeti kaybetmek istemiyoruz. Bir çıkarma yiyeceğiz diye şu anda arkada ordu bırakıyorum ama umarım o çıkarmayı engelleyebilir bu kadar ordu. Bir de şu anda itilmeye başladık ufaktan. Ufaktan burada 1000 ordumuz kaldı. Fas taraflarında da şu anda bizi biraz ittiler. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz hocam. İtalyanları sakın 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 savaşa çağırmayın. Hiç gerek yok abi. İtalyanlarla taraf değiştirmesinler de yardım da etmesinler abi. Hiç gerek yok. İtalyanlarla hiç şey yapmaya gerek yok. Biz kendi savaşımızı kendimiz hallederiz abi. Aman. İtalyanlar gitsinler. Osmanlı ile mi savaşıyor şu anda, yapsınlar. Osmanlı'yı da yenemiyorlar diye düşünüyorum ki Arnavutluk zaten ellerinden gitmiş. Onlar kendi işleriyle ilgilensin. Biz de kendi işlerimizle abi. Afrika'da yeniliyoruz ama ana vatanını şu anda işgal ediyoruz. Fransızların. Afrika'da da gitmeye başlamışız aslında. Orada da yenilme söz konusu değil ama müdafaa etsek topraklarımızı müdafaa ederiz yani Afrika'da. Burada belki biraz sorun yaşıyor olabiliriz. İtme konusunda bazı yerlerde bize zarar veriyor olabilir şu anda ama aslında müdafaa etmeye kalksak topraklarımızı saldırmak yerine burada bizi yenemezler diye düşünüyorum abi. Tamamdır. Şimdi şöyle ilerleyelim. Son bir toprağa kalmış. Burada onları da halledelim. İki tura buradaki işimiz bitiyor. İki tura buradaki işimiz bitiyor. Efendim buradan bir çıkarma geldi, hemen engelleyelim. Monaco'yu görmediğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gördüm. Merak etmeyin abi, orayı da gördük. Tamamdır. Biraz da paraya ihtiyacımız da var. Paraya da ihtiyacımız var abi biraz. Güzel. Burada da Cezayir'de de şu anda topraklarda ilerleyişlerimiz sürüyor. Tamamdır. Oradaki işi de hallettik. Şimdi biraz daha ileriye taşımamız gerekiyor seferi. Cepheyi de alır. Sefer ne lan? Cepheyi biraz daha ileriye taşıyacağız ki savunmayı daha düzgün, daha ileride yapabilelim. Bir çıkarma daha geliyor. Şöyle bir olsun abi. Bu ordu da oraya gelsin. Sen de hocam bir de şuraya gel. Oradaki İngiliz ordularını indirmemiz gerek. İngilizlerin ekstra bir 13.000 ordusu olduğunu görüyorum. Onun dışında İspanyolların bu kadar direnç gösterememesinin sebebi niye acaba? İspanyollar bu kadar kötü olmamalı. Şimdi biz bir anlaşma yapmaya gidelim bakalım. Kuzey Fransa'yı almak istiyorum. Fransa'dan Kuzey Fransa'yı alıp kanalda hakimiyet kurarsam eğer İngilizlerle yarışabiliriz orada. Anlaşmayı kabul etmeyecekler diye düşünüyorum ama bir deneyelim şansımızı. Şansımızı bir deneyelim abi biz. Aslında bu toprakları bana verseler, ben de onlara Afrika'yı versem toprak takası acaba gerçekleştirilebilir mi? Acaba öyle bir şey gerçekleştirilebilir mi? Ne kadar şu anda iki taraf kayıp vermiş? Ben tek başıma 196 bin kişilik bir kayıp vermişim. Normal abi. Bu şeylere göre normal. Buradan ilerleyelim. Hemen Cezayir'deki hakimiyetini sonlandıralım. Tunus taraflarına da girelim ki burada bir problem yaşamadan halledelim abi. Ve daha sonrasında biriken paramızla ne yapacağız? Tabii ki de orada fazlasıyla hocam bizim asker basmamız gerekiyor. Şuraya gelelim. Bol bol İngiltere tarafından çıkarmaya maruz bırakılacağımızı zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum.
İngiltere bize bol bol çıkarma atacak. Orduların da derhal birleşmesi gerekiyor. Bunların da çıkarmaları engellemesi için tabii ki de birleşmesi gerek. Saldıran ordumuz orada zaferi kazanamayacaktır diye düşünüyorduk ki kazanamadı. Normaldir. Burada da bir çıkarma yiyoruz. Şimdi dur. Şimdi kardeşim sen şöyle 20 bin kişiyle oraya git. 20 binle bile gitmene gerek yok ya. 10 bin. 10 bin. Şuraya da 5 bin yolla. Tamamdır. Oradaki kaçış yollarını tıkayacağız. Bu ordu da hazırlanıyor. Tunus'taki hakimiyetini sonlandırırsam tamamıyla aşağıya bakabilirim. Ve aşağıya daha fazla ordu getirerek orada savunma yapabiliriz. Hemen bu oradaki hakimiyetini bitirmeye çalışacağım. Biraz da asker takviye edeceğiz. Savaş erken başladı. Bu sefer yanımızda Osmanlılarla Avusturyalılar yok. Bu sefer Avusturyalılar da biziz. Osmanlılar da efendim. Hepsiyle birlikte biz savaşacağız şu anda. Başka bir çaremiz de şansımız da yok. Tunus'a çıkarma atma, orada ordu basar. Öyle bir şey istemiyoruz şu anda. Hemen sen de şöyle gir. Ve seri takviyeler hocam. Seri takviyeler. Sınırdaki her yeri şu anda takviye etmemiz lazım Afrika taraflarında. Başkaları da keşke Fransızlara falan savaş açsa da biz de yardımcı olsa birileri. Daha da rahatlasak. Ama öyle bir şey olması pek şey gözükmüyor abi. Gerçekçi gözükmüyor. Pek öyle bir şey olacağı benzemiyor da. Durumlar ne şekilde? Şurayı bırakacağım artık. Orayı korumamıza gerek yok. Tamamdır. Güzel. Şimdi oha. Oha. Şimdi Norveç'i işgal ediyoruz. Üstüne bize hayvan gibi ordu veriyor. Hollanda ile Belçika'yı da ilhak ettik birden. Lan. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum birden devasa büyüdük. Hocam bilmeden birden kocaman ordu sahibi oldum ve bu orduyla anlaşma gelecek diye düşünüyoruz. Birden devasa bir ordum oldu abi benim. Tamam, bu orduyu da anlaşma yapmıyorlarsa artık zaten yuh yani. Bence bu orduya karşı da anlaşma yapmıyorlarsa artık küçlerim yani. Çünkü devasa bir ordu cidden. Onların hayalini bile kuramayacağı bir ordu var şu anda bende. Yani cidden hayalini bile kuramazlar bunun. O kadar büyük bir ordu. Bence bunu anlaşmasının yapılması gerekiyor. Evet, French Commune'le ve İngiltere ile şu anda anlaşma yaptık. Ve hala da artıdayız abi. Ekonomik olarak bolca da artıdayız şu anda. Oradaki orduları tamamıyla birleştireceğim. Şu anda 730 binlik bir ordumuz var. Devasa bir ordu. Devasa bir güruh olduk şu anda. Bu orduların hepsinin Berlin'e toplanmasını istiyorum ve bir sonraki seferle birlikte ne yapacağımızı söyleyeyim size. Bu sefer kanaldaki hakimiyetimizi sağlamlaştırdık, Fransa'nın düşmesiyle birlikte zaten bunu biliyorsunuz. Kanaldaki hakimiyetimiz sağlamlaştı ancak kanalın ötesine de taşımalıyız bu hakimiyeti. Bunu da nasıl yapacağız? İngiltere'yi istila edeceğiz hocam. Deniz aslında harekatı ile İngiltere'yi topraklarımıza bağlamayı planlıyoruz tabii ki de. Bu plan bizim için oldukça önemli. Gelin abi. Belçika ve Hollanda'nın düşmesi benim adıma çok süper oldu. Birden abi çok fazla toprak sahibi oldum. Ve çok da güzel topraklar yani. Belçika ve Hollanda almakta zorlanmazdık. Çok rahat alırdık da. Hiç uğraşmadan aldırması bizi sevindirdi. Sevindirdi abi. Hadi beyler, herkes Berlin'e. Berlin'e de bir hemen ikmal kampı ve kale yapalım. Biri de çiftlik, biri de atölye. Kütüphane, cephanelik, her şeyi yap abi. Şimdi buradaki ordularım sınırları korumaya devam edecekler. Bunlar aynı şekilde kalsın. Fransızlar da göç etmek için doğdular tabii ki de. Onlar da göç ettiler abi. Nereye? Onlar İspanya'ya göç ettiler abi. Şurayla sil abi bu orduyu. Şu ordular sadece buranın değil mi? Bunu da sil. Tamamdır. Güzel. 87 tane bu toprağa asimile etmeliyim. Bayağı bir sağlam bir güç olduk abi. Sağlam bir hegemonya kurduk şu anda dünya üzerinde diye düşünüyorum. Fransızları kolay bir şekilde aldık. O gelen takviyeler de güzel oldu. İttifak olduk Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'la. Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan bizim tarafımıza geçmek istiyor. Hoş geldiniz kardeşim. Hocam. Hocam. Romanya'yı yemişler. Hocam Romanya'yı yemişler. Weimar Cumhuriyeti.
Ve Alman İmparatorluğu olalım. Alman İmparatorluğu önemliydi. Bir de hocam şöyle sana bir ultimatum göndermek istiyorum. Orada boşuna yaşamına devam etmesin. Sen boşuna yaşamına devam etme. Hocam Romanya'yı yemişler abi. Yeniden imparatorluk olduk. Güzel. Güzel bir imparatorluk olduk. Bence çok da iyi gidiyor şu anda işler, en azından bizim için. Ve 700 bin kişilik devasa bir ordumuz var ve bu orduyla neler yapacağız? Bu arada hiç Amerika taraflarına bakmadık ha. Hiç Amerika taraflarına bakmadık derken bu İsviçre'yi de bu ultimatumla alalım. Abi ufak ülkelerle böyle uğraşmaya gerek yok. Orada sınır güzelliğini bozuyor. Sınır güzelliğini bozduğu için kendisini şöyle tehdit ediyorum ve topraklarıma katıyorum abi. Aha, İtalya'da şu anda bazı yerleri topraklarına kattı. İttifak ülkelerini de savaşa çağıracak mı acaba diye düşünmüyor değilim. Osmanlılar da keşke bizim yanımıza gelseydi be abi. Onları da eventle getirsenize bizim ittifa. Büyük il... Ne oldu lan birden? Lan Sovyetlere saldırma maldırma. Durun lan. Sovyet diye bir şey yok oğlum ortada. Sadece Rusya var abi. Sovyet değil o. Oğlum oturduğumuz yerden toprak kazanıyoruz. Asimilasyon yapması bile zor. Hocam bu kadar toprak vermeyin bana. Hocam bakın yeter. Bu kadar toprak yeter hocam şu an için bana. Bana yeter. Bir de Letonya'yı ver. Letonya'yı da şöyle ultimatumla alalım. Tamamdır abi burada. Açgözlülüğe lüzum yok. Açgözlülüğe lüzum yok abi. İhtiyaç yok böyle bir şeye. Askeri erişim vereyim Ukrayna'ya da. Orayı da alsın, sonrasında Ukrayna'yı da ultimatum yoluyla alırız. Burada da feci bir ordu yine var. Güzel bir ordu var. Şöyle Ukrayna'ya askeri erişim vermek istiyorum. Oradaki topraklarını kurtarsın. Askeri erişim teklif edelim. Ulan Osmanlı'ya karşı savaşa mı katıldı bunlar? Yok, Yunanistan seferine çıkmışlar. Yapın abi. Bu arada eventleri sevdim. Beni güzel güçlendirdi. Beni güzel güçlendirdi. Objektif olarak bakarsam beni hayvan gibi güçlendirdiği için aslında bu kadar eventin olmaması gerekiyor. Geliriz abi. Siz halledersiniz zaten Yunanistan'ı diye düşünüyorum tek başınıza. Objektif olarak bakarsam bu kadar yeter. Gerek yoktu. Ama kendi açımdan bakarsam çok da hoşuma gitti. Efendim video 32 dakika olmuş. Burada bitirelim. Alman İmparatorluğu olarak güzel bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi büyüdük ve güçlendik diye söyleyebilirim sizlere. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Bir sonraki bölümde Moskova'yı istila edebilecek miyiz? Hep birlikte bunları göreceğiz. Ama öncesinde videoyu bitirmeden önce Ukrayna'ya da bir ultimatum atayım abi. Ufacık ülke. Yani Romanya'nın bizim olması gerekiyordu. Onu da oğlum kabul etmedi lan. Bir dakika, harbi cidden kabul etmedi mi bu arada? Oğlum benim 700 bin kişilik ordum olduğunu görmüyor mu? İmkansız lan kabul etmemesi. Vallahi etmedi. Neyse hocam. Onu da savaş yoluyla alırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu serinin videolarının daha hızlı gelmesi için beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle bir hepsini de bir toparlayalım. Ve şöyle haritayı gösterelim. Ve artık gidelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.